Değerli izleyenler, iyi günler. Bugün konuğumuz, sağlık olsun da bugün konuğumuz Türk Tabipleri Birliği Aile Hekimliği Kolu Sekreteri Doktor Sibel Uyan. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Kolaylıklar diliyorum. Teşekkürler. Bugün sizinle üç ana başlığı konuşacağız. Bir tanesi Sağlık Bakanlığı'nın kamuoyuna sızdırdığı Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği taslağını konuşacağız. İkincisi bir süre önce yine Türk Tabipleri Birliği deprem bölgesinde Bebek ölüm hızının arttığını söylemişti. Bunun ne olduğunu konuşacağız. Üçüncüsü sıklıkla özellikle aile hekimliği kolu olarak da aşılara dair uyarılarda bulunuyorsunuz. Aşı stoğunun bir krizde olduğunu söylüyorsunuz. Aşılarla ilgili sorunlar var mı ve çözümleri nelerdir diye konuşacağız. İlk olarak şeyden başlayalım dilerseniz. Bakanlığın kamuoyuna sızdırdığı aile hekimliği sözleşme ve ödeme yönetmeliği taslağının bize ne olduğunu anlatın. Zaten aslında... Ee, aile hekimleri olarak e, uzun bir süredir vergide e, adalet e, evet. eylemlerini devam ettiriyorsunuz. 30. 30. haftanız geride kaldı ve birçok talebiniz de var. Çünkü tabii şeyi biliyoruz. Belki buradan bir kez daha hatırlatmakta da fayda var. E, ülkelerin e, sağlık sistemlerinin sağlıklı olmasının ön koşulunun birinci basamak sağlık e, alanlarının iyi ve güçlendirilmiş alanlar olması gerektiğini biliyoruz. Ve bu alanda birinci basamakta e, hizmet veren siz aile hekimleri oluyorsunuz. Ve zaten başlıca sorunlarınız var. Bunları da zaten ilave ederiz. Buyurun taslak, e, kamuoyuna sızdırılan taslak e, bize ne anlatıyor? Anlatın hocam. E, öncelikle şunu söyleyeyim. Türk Tabipleri Birliği aile hekimliği kolu olarak bu hafta e, deprem bölgesindeyiz. Bir e, depremin ikinci çalıştayını. Aile hekimliği sistemi üzerinden ikinci çalıştayını yapmak için buradayız. Birinci çalıştayını altıncı ayda Gaziantep'te yapmıştık. Şu anda da Adıyaman'dayız. Ama eş zamanlı diğer deprem illerinde aile hekim arkadaşlarımız, kol yürütmedeki arkadaşlarımız eş zamanlı olarak diğer illerde şu anda aile hekim arkadaşlarımızla görüşüyor. Yarın cumartesi itibariyle de Adıyaman'da çalıştayımız başlayacak. Pazar günü de çalıştığımızı sonlandırmış olacağız. Bu bağlamda bu çalışmada emeği geçen bütün arkadaşlara şimdiden sizlerin vasıtasıyla teşekkür edeyim. Buradaki arkadaşların da selamlarını size iletmiş olayım. Şimdi birinci basamak aile hekimliği dediğimiz zaman aslında bizim ana mevzumuz koruyucu sağlık hizmetleri. Toplumu hastalıktan korumak, toplumun bağışıklanmasını sağlamak, toplumu hastalara, hastalıklara karşı bilinçlendirmek ve korunma yöntemleri noktasında beraber hareket etmek aslında bizim ilkemiz bu. Bütün kronik hastalıklar içinde böyle, bulaşıcı hastalıklar içinde böyle, önlenebilir hastalıklar içinde bu böyle. Ama siz de çok güzel ifade ettiniz. Sağlık Bakanlığı tarafından bir yönetmelik sızdırıldı. Bu klasik bir yöntem. İşte sahadaki hekimlerin e, tansiyonu düşürmek, tepkileri azaltmak, yumuşatmak bu vesileyle zaman zaman bakanlık maalesef bunu bir gece ansızın yapardı. Şimdi artık gündüz gözüyle yapmaya başladı. E, yönetmelik muhtemelen bir gece ansızın çıkacak. E, kabul edilebilir değil. Yani dediğim gibi sahadayız şu anda. Sahadaki arkadaşlarımızla da görüşüyoruz. Dün akşam Türk Tepleri Birliği Aile Hekimliği Kol Yürütme Toplantısı'nda da bu konuyu tek gündemle bu konuyla oturduk, toplandık. Bunun kabul edilebilir hiçbir yanı yok. İçinde omega içeren formüllerle, içindeki integralli çalışmalarla bizim yaptığımız çalışmayı bakanlığın tanımlamaya çalışması gerçekten çok acı. Bizim yaptığımız çalışma e, hiçbir formülle karşılığı olamaz. Sahadayız şu anda sahada bakın e, bebek aşıları yok, gebe aşıları yok. Travmayla acil servise gelen kişilere yapılacak aşı yok. Diyalize giden kişilerin hepatit aşıları yok. E, ATS'ler problem. E, en başta da söyledim internet problem, elektrik problem. Bu sistemde, bu düzende, bu kadar sıkıntılar içerisinde e, sağlık hizmeti vermeye çalışıyoruz. İnsanların sağlığını korumaya çalışıyoruz. Ortalık toz duman, içilecek su sıkıntıları var. Yani bu e, Adıyaman iline özel değil, deprem illerine özel. Keza diğer illerde de aynı aşı problemleri yaşıyoruz. Aşı retleri var. Ama dönüp de 3 gün geldin, 5 gün gittin. işte hasta şu kadar geldi, hasta bu kadar gitti. Biz hasta değil, hasta olmayanları korumaya çalışıp hasta olmalarından uzaklaştırmaya çalışıyoruz. Daha bizi anlayamamış bakanlık. Yani biz ilk günden beri kendilerine bunu anlatmaya çalışıyoruz. Eski bakan bizi anlayamadı, gitti. Bu bakan geldi, bu da anlayamayacak gibi duruyor. Ya yani anlamak gibi bir çabaları da yok. Yani bu da gidecek bir gün ama biz burada bu mücadeleye devam edeceğiz. Bu mücadele bitmeyecek. Sahada hep beraber mücadelemizi götüreceğiz. Eee Aile hekimliğine geçildiğinden beri çok bakan geldi gitti ama bizi anlamayanların bize hiçbir faydası olmadı. Böyle bir yönetmelik gerçekten facia. Ödeme üzerinden. anlatabilir misiniz Sibel hocam? Çünkü Şöyle söyleyeyim. Yani çıkardık, e, biz mı? insanlar hastalanmasın diye uğraşırken bize gelen hasta sayısı üzerinden bizim e, puanlaman puanlanmamız üzerinden giden bir yönetmelik. Yani gelen hasta sayısı hastanın acile gitmesi veya işte hastanın uzman hekime gitmesi hastayı uzman hekime rahat gidebilirsiniz diye gaza getirip istediğiniz hekime rahat gidebilirsiniz biz size bu sistemi yarattık deyip arkadan da devlet hastanesinde uzman hekime giden hastaların performansları ile ilgili bize geri negatif bir dönüşümü var. Biz bebek aşıları dedikçe onlar... Aşıretlerini aşiretlerini önünüze getiriyorlar. Aşiretleri ilgili Sağlık Bakanlığı hiçbir politikası yok. Yani bir bakanlık ki düşünün biz eskiden aşiretli olduğu zaman tutanak tutardık. Çünkü bu bir, bir, olaydı. Tutanak ne zaman tutulur? Bir olay onun anında tutulur. Bu bizim için bir olaydı. Tutanakla bunu bakanlığa bildirirdik. Ama şimdi aşiretli ile ilgili sağlık müdürlüklerinin evrağı var. Yani olası bir durum, olabilecek bir durum. Sadece olayı oraya bilgilendirme olarak gönderiyoruz. Bakanlık oradan buraya geldi. Ve bu noktada hiçbir şey yapmazken aşı reddlerinin faturasını aşı yaptırmak istemeyen bebeklere ait işlemlerin çizgileri üzerinden eksik kalan evraklar üzerinden bunun faturasını aile hekimliklerine veriyor. Siz aşı ile ilgili bir politika götürmeyeceksiniz. Kimseye bu konuda herhangi bir şey söylemeyeceksiniz. Aşının can olduğunu aşının hayat kurtardığını ifade etmeyeceksiniz. Hatta hatırlarsınız hatırlarsanız televizyonlarda da zaman zaman çıktı. İşte aşı yapılacak ben aşımı yaptırmıyorum diye bazı bürokratlar televizyonda beyan verecek. Siz bunlarla ilgili işlem yapmayacaksınız. Ondan sonra aşı reddi olan bebeğin şu evra eksik, şu imzası eksik, şu bilmem nesi eksik diye aile hekimliklerinden performans kesintisi yapacaksınız. Birinci basamak sistemi performans üzerinden, negatif performans üzerinden yürümez. Devletin nerede olduğunu bilmediği bebekleri aşı yapmak zorunda kalıyoruz biz. Bebeği bulmak zorunda kalıyoruz. Devlet nerede olduğunu bilmiyor. Ben köşede bir köydeki aile sağlığı merkezindeki bir ebe, bir hemşire, bir aile hekimi olarak o bebeğe neden aşı yapamadığımın hesabını veriyorum. Sürekli bir negatif performans. Sürekli senden nasıl para keserim? Senden nasıl sana nasıl ceza uygularım? Çünkü hukuki anlamda artık ceza uygulayamıyorum. Danıştay kararları buna engel oldu. 657'de dahil olmayan hiçbir konuda size ceza veremiyor ama sizi yola getirmek istiyor. Siz direniş yapıyorsunuz, siz hakkınızı arıyorsunuz. Türkiye sağlığı için, bu ülkenin sağlığı için gerçekleri söylüyorsunuz. Sizi bu şekliyle hizaya getirmeye çalışıp ücret kesme yolundan tasarruf etmeye çalışıyor. Üstelik sizin dergide ona... adalet e, talebiyle başlatmış olduğunuz, 30 hafta önce başlatmış olduğunuz evet, işler evet. ortadayken aile tümlerinin evet, evet. kamu binalarında, kamu güvencesinde işlerini evet. yapabilme e, talebi ortadayken, buyurun siz de konuşmayın evet. hocam. Evet, yani bu mücadeleyi biz bu kadar örmüşken bu mücadeleden korkan iktidar bunu nereden, nasıl kırarım? Nasıl bu insanların kafasını hesaplarla boğup bu mücadeleden geri çekerim? Çünkü bir aile hekimi bu son matematiksel hesaplarla baktığınızda akşama kadar oturup hesap yapması lazım. Tek tek hastalarının hastaneye gidiş sayısı, son 6 ay içinde gelmesi, gitmesi. Bakın deprem bölgesindeki kişiler gerek bazı hak kayıpları olmasın diye gerekse manevi anlamda kendilerini buradan koparmamak için başka illerde olduğu halde hala buradaki aile hekimlerine kayıtlılar. Çünkü o bir manevi bağ. Kendisini Adıyaman'da hissetmek istiyor. Kendisinin aile hekiminin Adıyaman'da olması onun için e, rahatlatıcı bir olay veya Hatay'da olması. Döneceğim diyor çünkü ben oraya döneceğim. Nasıl da döneceğim ve ben orada hayatıma devam edeceğim. Kendi aile hekimimle sağlık hizmetimi almaya devam edeceğim. Bu onun için çok duygusal bir bağ. Ama siz diyorsunuz ki hasta size 6 ay içerisinde hiç müracaat etmezse ben sizden para keserim. Al hastayı o zaman alamıyorsunuz. Hasta gitmiyor çünkü diyorum ya manevi bu insanın bu travmadan sonra yaşadığı e, bu duygusallığı nasıl yok edeceksiniz? Aile hekiminin parasını keserek. İnsanlık dışı gerçekten, gerçeklik dışı, e, zeminden uzak bu sağlık hizmeti platformundan uzak verilmiş karar ama sizi de çok güzel ifade ettiniz, sızdırılıyor bu tür bilgiler. Vatandaşın nabzı işte sağlık çalışanının nabzı ölçülüyor ama biz nabzımızı çok net söylüyoruz biz buna direneceğiz. TTB aile hekimliği kolu olarak yaptığımız toplantıda da merkez konseyinden talep ettik e, muhtemelen bu yakın zamanda gerçekleşecektir diye ümit ediyorum. Bütün örgütler biz bir araya geleceğiz e, farkında değiller bu tür olaylar bizi bölmüyor aslında bizi birleştiriyor. Bütün örgütler bir araya geleceğiz. Hep beraber bu yönetmeliğe karşı mücadelemizi öreceğiz. Ee, bunu çok iyi bilsinler. Bu mücadele devam edecek ama keşke biz bu mücadelelerle uğraşmasak da kendi işimizle biraz daha fazla ilgilenebilsek. Keşke bu mücadeleler bizim vaktimizi bu kadar almasa, aklın yolu bir desek. Ama maalesef artık bu bir rutine bindi. <laughs> Bakanlık bir yönetmelik çıkarıyor, biz mücadele ediyoruz, değiştiriyor, biz bir daha mücadele ediyoruz. Maalesef. Ee, hazır aşılarla e, biraz önce bahsettiniz. işte aşı reddinden de bahsettiniz ama yakın zamanda da aşılarla ilgili uyarılarda da bulunuyorsunuz. İşte dönemden evet. dönem deprem bölgesindeki e, aile hekimleri ya da tıp odaları başkanlarının da aşıya dair uyarıları oluyor. E, şu anda da deprem bölgesindesiniz. Birçok ili gezdiniz. Eee tabii Başta deprem bölgesi diyelim ama ardından Türkiye'de diyelim aşılarla ilgili nasıl sorunlar var, neden uyarılarda bulunuyorsunuz, buyurun. Şimdi aşı temininde çok büyük bir problem var. Uzun süreden beri değişik aşılarda problem yaşıyorduk ama şu an için söyleyeyim tetanos ve hepatit aşılarında problem yaşıyoruz. Sadece sizin o hafta yapacağınız bebeğin e, sayısı kadar aşı veriliyor. Ama diyaliz başlayan bir hastaya biz aşı yapmakta zorlanıyoruz. Bir e, gebenin aşılanmasında problem yaşıyoruz. Git gel demek bizim için çözüm değil. Birinci basamak fırsat yakalama yeridir. Yakaladığınız yerde, yakaladığınız e, kişiye o hizmeti vermeniz gerekiyor. Geçen hafta e, hafta sonundan önce, yani geçen hafta Cuma günü mesela İzmir Sağlık Müdürlüğü aile sağlığı merkezlerinden tetanoz aşılarını topladı. Gerekçe nedir dedik. Hastanelerde olası bir trafik kazası geldiğinde yapılacak aşı yok. Tetanoz aşısı yok. Ben önümüzdeki hafta ne yapacağım? Pazartesi kalan aşıları tekrar eşit dağıtacağız dendi. Böyle çözüm olmaz. Yani Sağlık Bakanlığı, Sağlık Müdürlüğü böyle bir çözüm üretemez. Zamanında aşı üreten yerleri siz kapattınız. Kabul ama yerine getiremediniz. Biz dünyaya aşı e, dağıtırken, aşı verirken bugün kendi aşımızı bulamıyoruz, aşı alamıyoruz. Niye alamıyoruz? Ekonomi sebeple diyemez kimse. Çünkü ekonomi kesinlikle bir tercihtir. Elinizdeki parayı nereye harcayacağınız bir tercih meselesidir. Şehir hastanelerine ne kadar paralar aktarıldığını sayısal raporlarında gördük. Özel hastaneleri nasıl teşvik ettiğinizi, kimlerin nereden vergi borçlarını sildiğinizi çok iyi biliyoruz. Bu de adalet eylemleriyle beraber e, devlette de artık herkes kimin devletten ne kadar alacağı olduğunu çok iyi biliyor veya vereceği olduğunu. E, iş adamlarına geldiğinde, büyük patronlara geldiğinde vergi borçlarını siliyorsunuz, vergilerini öteliyorsunuz, alacağınız paraları kenara koyuyorsunuz. Bize geldiğinizde bebeğimize yapacak aşı için aşı yok diyorsunuz. kabul edilebilir bir şey değil. Ses yükseltiyoruz sadece, söz söyleyebiliyoruz. Çünkü gerçekten e, düzeleceğine dair bir umut da yok. 2-3 yıldır bu böyle. Sizin de söylediğiniz gibi sadece deprem bölgesinde değil, bütün Türkiye'de yaşanan bir problem. E, çözümü de çok zor değil ama niyet yok gibi görüyorum. Maalesef Türkiye'nin sağlık e, zora gidiyor, kötüye gidiyor. Toplumun bağışıklanması, toplumu hastalıklara karşı bağışıklama noktasında Sağlık Bakanlığı uzak. Bu konuda bir çaba harcamayı bırakın. Ee, en ufak bir e, iyi niyetinde olduğunu düşünmüyoruz. Çünkü e, bir ay, iki ay, üç ay akut sebeplerle, özel sebeplerle bazı problemler yaşayabilirsiniz. Ama neredeyse üç yıldır biz o aşı yok, bu aşı yok peşindeyiz. Gerçekten bunlar kabul edilebilir şeyler değil. Bakanlığın sağlık politikalarıyla alakalı bir durum. Maalesef bizler de toplumla beraber sıkıntıları yaşıyoruz. Tabii biz aslında sizinle koruyucu sağlık hizmetlerine dair de konuşabilirdik ama maalesef şimdi e, ölümleri konuşacağız. Deprem bölgesinde bebek ölüm hızının arttığını açıkladınız yakın bir zaman önce. E, şunu belki hatırlatmakta fayda var izleyicilerimize. Bebek ölüm hızı neyi ifade eder? Nedir? Ne anlamamız gerekir? E, Nedenleri şimdi... ne? Ülkelerin e, sağlıklı olmalarına dair kriterler vardır, bilimsel veriler vardır. Bunlar bütün dünya için aynıdır bu hesaplama yöntemleri ve bu o, bilgiler, bu rakamlar rakamdan öte o ülkenin sağlık sisteminin nereye gittiğini gösterir. Bir ülkenin bebek ölüm hızı yüksekse gittikçe de artıyorsa bu ülkenin sağlık durumunun, sağlık sisteminin artık tıkandığını, patladığını iyiye gitmediğini gösterir. Ki birkaç senedir bu böyle olmasına rağmen bu sene çok fazla oldu. Bebek ölüm hızı binde 10.05 iken deprem bölgesinde neredeyse iki katına yakın. Bakın bir yerde bir bebek ölüyorsa İzmir'de burada iki tane bebek ölüyor. Urfa'da iki bebek ölüyor sadece deprem bölgesi değil. Güneydoğu Anadolu bölgede böyle. Ee, Malatya'da gene aynı şekilde. Yani 10.05, bir yerde 17, bir yerde 18, bir yerde 19 bir farkları yok. Ve bunu kendileri ifade ediyorlar. Bakın bu rakamları biz söylemiyoruz. Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı istatistikler böyle. Hani kimse iftira attığımızı, kimse e, yalan söylediğimizi düşünmesin. Sağlık Bakanlığı söylüyor bunu ama söylerken de bu rakamların altını doldurmuyor. Bunlara karşılık ne yapacağını söylemiyor ve bir aylıkla bir yaş arasındaki bebeğin ölümü önlenebilir bir durumdur. Genetik bir problem varsa zaten daha önceden bir patlak verir ama bir aylıkla bir yaş arasındaki bebeğin ölümü önlenebilirdir yüzde 80 yüzde 90 ve biz bunu başaramamışız. Neden ölmüş bir bebek? Adıyaman'da neden ölür bir bebek? Hatay'da neden ölür bir bebek? Çünkü yok yoğun bakımı yok çocuk uzmanları yeterli değil hastalıklarına çözüm arayacak hastaneleri yok. Koruyucu sağlık hizmetlerini alamıyor. Aşılaması yeterli değil. Düşük doğum kilolu oluyor çünkü anne depresyonda, yaşam koşulları sağlıklı değil, temiz suyu yok, temiz havası yok. Ya bütün bunları üst üste koyduğunuzda bu bölgenin Türkiye ortalamasında olmasını zaten beklemiyoruz. Sebepleri belli. Dolayısıyla yapacağınız şeyler, yap alacağınız önlemler de belli. Bu konuda bir çaba var mı? Hayır. İşte İlk deprem bölgesine geldiğimizde her gelişimizde bir iyilik hali görüp mutlu oluyordu. İşte ışıklar yanmaya başladı, i̇şte yaşam belirtisi var, bakkal açılmış, şurada manav açılmış, burada insanlar işte e, toplu taşın başlamış. Bunlar hep bizim için umut verici şeylerdi. Hayatın yeniden filizlenmesine dair ama bugün bir önceki gelişim ve iki önceki gelişimle kıyasladığında Adıyaman'da hiçbir şey değişmemiş. Artık o yaşamın gelişeceği, yaşamın düzeleceğine. Yani daha iyiye doğru gittiğimize dair bir şey kalmamış. Orada kaldı. Bir yıl öncesinde kaldı. En son 8-9. ay raporuna geldiğimizdeki durum neyse Adıyaman'ın şu anda aynı durum devam ediyor maalesef. Bebek ölüm hızı, anne ölüm hızı bakın bunlar çok önemli kriterlerdir ve bütün dünya birbirinin sağlığını buradan takip eder. Ve Türkiye maalesef e, bu konuda sınıfta kalmıştır. Aslında tüm bu anlattıklarınız koruyucu sağlık hizmetlerinin ne kadar önemli olduğunu birinci basamak sağlık hizmetlerinin ne kadar önemli olduğunu anlatıyor. Bu buraya çıkıyor ama tabii karşı karşıya kaldığınız ASMLerde aile hekimlerinin ve diğer sağlık çalışanlarının karşı karşıya kaldığı sorun. E, bambaşka. Yine dönüp dolaşıp taslağa getirip son sözlerinizi alabilirim. Aile hekimleriyle madem dün e, taze taze de açıklamalarda toplantı almışsınız ve açıklamalarda evet. yapmışsınız, işaretlerde bulunmuşsunuz. Ne yapacaksınız deyip son olarak sormuş olayım. Yani şöyle söyleyeyim. Gerçekten zemini olmayan, gerçekten gerçeklikle e, yani toplum şu anda yaşadığımız gerçekle hiçbir bağlantısı olmayan bir e, taslak bu. Öncelikle şeyi merak ediyoruz. Yani Sağlık Bakanlığı'nın çıkıp ortada dolaşan bu tasla gerçekten sahiplenmesi gerekiyor. Yani 3-4 gündür herkes yazıyor, herkes konuşuyor. Sağlık Bakanlığı'nı etiketleyerek yazıyor. Sağlık Bakanlığı'nda tık yok. Evet biz yaptık, biz bu yanlış yaptık veya biz bunu çıkaracağız. Sonuçta çıkmış bir şey bu. Bununla ilgili hiçbir beyanın olmaması, kimseyi kayla almaması, yüksekten bakması, bu işi ben yaptım, yaparım, isterim gibi yaparım duygusu gerçekten bu ülkedeki sağlık hizmetinin kolektif e, üretilmesi, kolektif e, örgütlenmesi ve kolektif hizmete dönüşmesine çok aykırı. Şimdiye kadar hiç yapmadılar ama artık bu saatten sonra yapmak zorundalar. Bu e, sağlıkla ilgili yaptıkları her türlü e, yönetmelik, mevzuat değişikliklerinde TTB'yi, dernekleri ve sendikaları yanlarına alıp beraber her türlü değişikliği birlikte konuşmaları gerekiyor. Çünkü biz sahadayız, onlar köşklerinde, onlar e, kapalı duvarlar arkasında. Bizlerden bir işin nasıl yapılacağı, ne kadar uygun olması için neler yapılacağı konusunda bilgi almak zorundalar. Önerilerimizi almak zorundalar, onayımızı almak zorundalar. Ee, dediğim gibi önce teyit edecekler. Şimdi e, sağlık hizmetinin bir kere bilimsel gerçeklikle bu mevzu, mevzuat bilimsel bir hiçbir gerçeklikle alakalı değil. Hasta memnuniyeti sağlık hizmetinde görülecek, kabullenecek bir şey değil. Biz hastaları memnun etmek için değil, hastaları hastalıktan korumak ve sağlıklarını iyileştirmek için varız. İnsanların memnuniyeti üzerinden biz bir iş hukuku kurmuyoruz. Bir iş e, hastalarımıza böyle bir hukuk içerisinde girmiyoruz. Bizim yapacağımız şeyler bellidir ve bunlarla ilgili hastalarımızı konuşmak, ikna etmek, kabul, ama onları memnun etme noktasında değiliz. Bir kere bunu e, Sağlık Bakanlığı artık öğrenmiş olması gerekiyor. Ve dediğim gibi koruyucu sağlık hizmetlerinin karşılığı mühendislik formülleriyle belirlenemez. Mühendislik formülleriyle siz bizim yaptığımız hizmeti karşılayamazsınız. Böyle bir şey söz konusu değil. Eylemliliklerimiz başlayacak. Şu anda sahada bunun örgütlenmesini aynı zamanda yapıyoruz. Deprem bölgesinde görüştüğümüz aile hekimleriyle de bunları birebir konuşuyoruz. Yarın Adıyaman'da basın açıklamamız var. Adıyaman Tapu Odası'nın önünde. Bu yönetmeliğe dair de e, konuşacağız. Ve en kısa zamanda ben eminim kendi örgütüme ve diğer örgütlere güveniyorum. Sonuçta Dernek üyesiyim, tapu odası üyesiyim, bir sendikan var. Ve ben biliyorum ki bütün örgütler bir araya gelerek biz bu getirmeye çalıştıkları bu yönetmelikle mücadelemizi yapacağız. Kesinlikle de geri adım atmalarını sağlayacağız diye düşünüyorum. Teşekkürler hocam. Ben teşekkür ederim. Değerli izleyenler bu hafta konuğumuz Türk Tabipleri Birliği Aile Hekimliği Kolu Sekreteri Doktor Sibel Uyandı. hafta yeniden karşınızda olmak dileğiyle. Hoşçakalın.